Mia Solicitors firmasının ortaklarından deneyimli avukat Şadi Arslan bu hafta İngiltere basında yer alan bazı örnek niteliği taşıyan davalardan bahsetti. İzliyoruz. Mia Avukatlık firması ortaklarından aynı zamanda İngiltere Barosu üyesi deneyimli avukat Şadi Arslan bizlerle birlikte bu hafta özellikle İngiltere basınında yer alan bazı davalardan bahsedecek. Şadi Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyelim. Ve ilk olarak ceza hukuku davalarından bahsedelim. Özellikle İngiltere basınında öne çıkan hangi haberi bizlerle paylaşacaksınız? Evet, bu hafta sizlerle ve izleyicilerimizle İngiliz basınına yansıyan, medyaya yansıyan hukuk davalarından bahsetmek istemiştim. Ve geçen hafta kamuoyunu konuşturan bir dava vardı ve bu da ceza hukukunda yüksek mahkemeye geldi. Davanın gerçekleri şuydu: geçen Nisan ayında emekli bir çiftin evinin kapısı çalınıyor akşam ve maskeli iki kişi emekli bey, ev sahibini itiyorlar ve birinin elinde tornavida var. Ve tornavida olan kişi yukarıya koşuyor, evin üst katına çıkıyor. Diğeri ise ev sahibini mutfağa doğru itiyor ve o arada ev sahibi telaştan bıçağı kapıyor. Böyle olunca bıçağı kaptığında mutfakta kendisiyle birlikte olan, artık hırsız mı diyelim, soyguncu mu diyelim, evin ana kapısından, kapıdan çıkıp kaçıyor. Yukarıdaki sesi duyunca aşağıya iniyor ve elinde tornavida var. Ve bu bey, yani ev sahibi 70 yaşında emekli bir bey ve eşi ise, yukarıda uyuyan eşi ise yaşlı ve engelli, eşi için çok endişeli. Yukarıdan inen hırsıza diyor ki, bak diyor, benim elimde bıçak var diyor, lütfen diyor git diyor, yani senin tornavidandan daha etkili diyor. Ama o arada da çok korkmuş durumda. Fakat elinde tornavida olan hırsız bu emekli beye doğru, ev sahibine doğru geliyor ve o arada bıçak saplanıyor ve o kişi orada kanayarak hayatını kaybediyor polis gelene kadar. Şimdi diyeceksiniz ki burada ne oldu? Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Bu hırsızın ailesi, akrabaları büyük bir kampanya başlattılar. İşte bizim bu aile mensubumuza karşı kullanılan güç çok büyük bir güçtür, orantısız bir güçtür ve cezalandırılmalıdır. Öyle oldu ki bu ev sahibi, emekli bey ve eşi evlerini değiştirmek zorunda kaldı ve polis koruması altına alındılar, başka yere taşındılar. Ve en sonunda adli mahkemeye geldi, inquest dediğimiz mahkemeye geldi geçen hafta. Ve oradaki hakim şunu söyledi, ev sahibi bu emekli bey videoyla şey verdi, ifade verdi. Bütün her şeyi dinledikten sonra hakim dedi ki, günün sonunda dedi, gece yarısı biri evinize giriyorsa, tornavida varsa, iki kişilerse, siz yaşlıysanız, o arada kullanacağınız gücü nasıl orantılayabilirsiniz ki o panikle, o korkuyla? O yüzden de dedi, bu kişinin dedi, ölümü dedi, hukuka göredir dedi, yani kanunsuz bir şey yoktur dedi ve kişinin cezalandırılmamasını istedi. Evet, yaşanan olayı bu şekilde özetledi. Onun dışında efendim, boşanma davası ile ilgili de sanırım basında yer alan haberler var. Bununla ilgili hangi örnek vardı? Evet, biz de Maya Avukatlık firmasında boşanma davalarını ve boşanma davalarından doğan problemleri avukatlarımızla takip ediyoruz ve bizim avukat olarak memnun olduğumuz bir gelişme oldu son zamanlarda. Artık boşanmaya başvurulduğunda çiftler mahkeme kağıtlarında boşanma sebebini söylemek zorunda değiller. Yani özel hayatlarını özel tutabilirler. Biz boşanmaya karar verdik, sebep vermek zorunda değiller. Eskiden 5 sebepten birini seçmeleri gerekiyordu. İşte aldatılma mı var, şiddet mi var, geçimsizlik mi var, işte terk edilme mi var? Bütün bunlardan birini koymamız gerekiyordu boşanma kağıtlarına. Şimdi böyle bir sebep verilmiyor ve boşanma süreci daha, kişiler eğer tercih ediyorlarsa, sebepleri özel tutulabiliyor. Bu hem avukatlar tarafından hem de çoğu müvekkil tarafından hoş karşılanan bir şey ve kanun haline geldi. Bundan sonra uygulanabilecek. İkinci konu ise boşanma hukukunda geçen hafta bu medyaya yansıdı. Biz avukatların takip ettiği ve sonucunun ne olacağını beklediği bir davaydı. Fakat sonuçtan sürpriz olmadık. Şöyle ki, anne ve baba 5 yıl önce boşanıyorlar ve mahkeme çocuğu anneye veriyor. Çocuk şu anda 8 yaşında.
Ve son 2 yılda çocuk babasına karşı nefret dolu oluyor. Ve babasına karşı annesinin söylediği şeyleri tekrar ediyor babasını ziyarete gittiğinde. Ve baba yüksek mahkemeye başvurdu. Boşanma davalarında olan yüksek mahkemeye başvurdu. Dedi ki, bu dedi benimle çocuğumun hayatımız boyunca olan ilişkisini etkileyecek. Bir de çocuğumun dedi duygusal dengesini etkileyecek dedi. O yüzden dedi çocuğun anneden alınıp geriye bana verilmesini istiyorum dedi. Ve bu mahkeme bir süre sürdü. Sonunda bayan itiraz etti. En sonunda yüksek mahkemeye gitti ve hakim şuna karar verdi. Çocuğun duygusal sağlığının korunması için bu 8 yaşındaki çocuk anneden alınıp babanın yanına yerleştirilecektir. Ve anne haftada 1-2 kere görecektir ve gözetim altında görecektir. Buradan izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Yani hayat bu ayrılan olur, boşanan olur. Biz bunu müvekkillerimize de zaman zaman söylemek zorunda kalıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz bilemiyoruz. Ayrılabilirsiniz, boşanabilirsiniz ama çocukları birbirinize kullandığınız anda veya çocuklarınızın önünde baba ve anne hakkında kötü konuştuğunuz anda bu artık mahkemenin dikkate alabileceği bir konu ve çok çok dikkat edilmesi gerekiyor diyorum. Evet Şadiye Hanım, örnek davalardan bahsettiniz. İsterseniz hemen toplumumuzu yakından ilgilendiren bir konuyla devam edelim. Özellikle gündemde olan bir konu Brexit. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini yaşıyor. Bununla birlikte tabii ki hem Ankara Anlaşması'nı hem de burada yaşayan Türk vatandaşlarını etkileyecek bir sürü yasa değişikliği olacak. Şu andaki son durum nedir efendim? Bu durumla birlikte bizim vatandaşlarımız ne şekilde etkilenecek? Şu anda İngiltere çok büyük bir belirsizlik ortamı yaşıyor. Şöyle ki Avrupa topluluğundan çıkma prosesi hiç kimsenin beklediği gibi olmadı. Hem uzun sürüyor hem komplike bir dönem ve en sonki durum Ekim 2019'a kadar uzatıldı. İngiltere'nin Avrupa topluluğundan çıkma süreci uzatıldı. Bu bizim İngiltere'de yaşayan Türkiye'li vatandaşlarımızı nasıl etkileyecek veya Türkiye'den gelmek isteyen vatandaşlarımızı nasıl etkileyecek? En çok Ankara Anlaşması'nı etkileyecek. Ankara Anlaşması vizesi bizim vatandaşlarımız için çok çok büyük bir avantaj. Neden derseniz, Ankara Anlaşması'nda sermayenizin ne kadar büyük veya ne kadar küçük olduğu önemli değil. Yani 1000 pound'luk sermayeyle vize alanlar var. Çünkü serbest iş yapıyorum, şu işi yapacağım, sisteme yük olmayacağım, işte sosyal yardım almayacağım diye başvuruyorsunuz. Ve eğer İngiltere Avrupa topluluğundan çıkarsa Ankara Anlaşması devam eder mi? Biz avukatlar bile bilmiyoruz. Neden derseniz, İngiltere Avrupa topluluğundan çıktıktan sonra Ankara Anlaşması'nı devam ettirme yükümlülüğü yok. O yüzden de buradan izleyenlere sesleniyorum. Eğer Ankara Anlaşması konusunda bir vize düşünüyorsanız veya tanıdığınız biri bir vizeyi düşünüyorsa bir an önce avukata başvurup bunun hazırlığını yapmanız gerekiyor. Çünkü Ekim'den sonra ne olacağını bilmiyoruz. Doğrusunu isterseniz biz avukatlar olarak yani Türkiye'deki diplomatlara seslenmek istiyoruz veya işte buradaki büyükelçiliğe seslenmek istiyoruz. Türkiye ile İngiltere arasında çok büyük bir ticaret hacmi var. İngiltere Avrupa topluluğundan çıktıktan sonra İngiltere'nin uluslararası arenada birçok arkadaşa ihtiyacı olacak ve Türkiye gibi büyük genç nüfusu olan, turizmi olan, ticareti olan bir ülkeyle masaya oturup Ankara Anlaşması nasıl muhafaza edilir? Belki İngiltere biraz şartlarını değiştirebilir, belki yıllarını arttırabilir, belki bu kadar yıl sosyal yardım alınmaz diyebilir. Fakat Ankara Anlaşması'nın tutulması için İngiltere ile görüşmelerini başlansın derim. Neden derseniz, burada yatırımcı olan, müteşebbüs olan, iş yerlerinin şubelerini açan insanlara çok çok yardım eden bir vize tipi. Ve bu yüzden de umarız ki Ekim'den sonra da vatandaşlarımız için hala masada olur. Evet efendim, bu Ankara Anlaşması Türk vatandaşları için olan kısmı. Bir de bunun tabii ki Avrupa Birliği vatandaşı olup aynı zamanda Türk olan kişiler yaşıyor burada. Onların yapması gerekenler var mı hemen acil olarak? Şimdi Ekim'den sonra Avrupa vatandaşı olduğu olanlar ve İngiltere'de yaşayanların durumu ne olacağı da biraz gri bir tabloda diyebiliriz. Şu ana kadar Avrupa vatandaşları oldukları için İngiltere'deki kalma iznine veya pasaporta başvuranların sayısı bugün Times gazetesinde vardı 600 bin. Ve gelecek 1-2 yıl içerisinde 3,5 milyonla 4 milyon kişinin bu haktan yararlanacağı düşünülüyor. Bize mesela
Bu 600 bin kişi, İngiltere'de kalmak için başvuran 600 bin kişinin en üst sırasında Romanyalı vatandaşlar geliyor ve daha sonra Bulgarlar var. Bize başvuran mesela Alman pasaportu olan veya işte Fransa'da kalma izni olan çok vatandaşımız oluyor. Onların süreci daha kolay. Yani burada kalmak için alacakları izne başvurmak daha kolay, fakat bir an önce başvurup da kendilerini belirsiz bir ortama bırakmazlarsa çok iyi olur derim. Göçmenlik hukuku altında bize başvuran müvekkiller çok endişeli oluyorlar. Çünkü ya evlilik vizesi için, ya Ankara Anlaşması için veyahut da birini Türkiye'den getirmek için, pasaport almak için kendi hayatları söz konusu, gelecekleri söz konusu. O yüzden de bizi aradıklarında önce bir bizimle konuşmak istiyorlar, danışmak istiyorlar. Yani kendi seçenekleri nedir? Bu kaça mal olur? Ne kadar sürer? Bu bilgileri aldıktan sonra birinci görüşmeden bize ondan sonra söylüyorlar, işte bizim avukat, siz avukat tayin ediyoruz diye ve biz prosesi başlatıyoruz. Eğer göçmenlik konusunda bir sorunuz varsa buradan avukat olarak size şunu söylüyorum. Baro üyesi olan, avukat olan, bu işi yapan firmalara danışın. Yani avukat olmayan kişilere gittiğinizde onların sertifikası nedir, bu kadar bu işi nerede yapmışlardır, bu soruları yöneltmenizde hiçbir sorun yok derim.